Aca'nın ikinci kaçış denemesi ise bir katil zanlısının en sıkı olarak bilinen askeri bir cezaevinden nasıl elini kolunu sallaya sallaya kaçtığının öyküsüydü. Kendisi gibi Malatyalı ve ülkücü olan Bünyamin Yılmaz'ın verdiği askeri üniformayı giyen Ağaca, bir önceki kaçış girişiminde de görevli bulunan Assubay Yusuf Hududi'nin nöbetçi olduğu sırada güvenliği yapıları birer birer aşarak cezaevi dışında kendisine bekleyenlerle buluşuyordu. Bizim arkadaşlar işte gazeteler yazdı. Kimin yaptığı? Bünyamin Yılmaz, işte Orhan Çelik falan diyor gazeteler. Yardım. Ama bunlar doğru mu? Yani gazetenin yazısı doğru mu yani? Yardımcı olanlar belli. Doğru. Çünkü bir sürü insan o hususta yakalandı, yattı. İtiraf ettiler, yattılar. Evet, yattılar. Bünyamin Yılmaz itiraf etti, yattı. Evet. Ondan sonra o Bünyamin Yılmaz ne söyledi? Dedi ki Orhan Çelik dedi beni görevlendirdi. Ben kaçırdım, şöyle yardım ettim dedi. Asker elbisesi getirdi. Hayatımda ilk kez ve bir kez ve son kez Türk ordusunun Mehmetçiğin elbisesini giymiş oldum yani o gün. Peki etrafınızdakiler nereye gidiyorsun falan diye sormadılar mı? Sordular, hatta bir tanesi durdurmak bile istedi. Bu kaç izinli değil dedi. Başkan, cezaevi başkanının haberi yok falan. Cezaevinde başkan falan vardı biliyor musun? Ülkücü başkan. Ya gideceğim dedim ya da burada bir cinayet olacak. Beni durduramazsın dedim. Bu adam sonunda ikna oldu. Bıraktı beni. Yani ülkücü grup kaçacağınızı biliyordu. Bilmiyordu yani. O kadar gizli tuttum ki, çünkü bilemezsin, adam bakarsın iktidarın adamı olur. Gider şuna buna söyle. Ağaca'yı cezaevi dışında bir araba bekliyordu. Firara yardımcı olan ülkücü Selçuk Atar da bu arabadaydı. Mehmet Gürbüz ve Oral Çelik geldiler. Arabaya binip yola çıktık. Yolda Oral, bugün Ağaca'yı kaçıracağız dedi. Maltepe cezaevine geldik. Oral arabayı uzakta sivil araçlar için ayrılan yere park etti. Beni cezaevinin önüne gönderip Ağaca asker elbiseleriyle nizamiye kapısına gelecek. Onu buraya getir dedi. Ağaca dışarı çıkınca Oral az ötede seni bekliyor dedim. Hiçbir şey konuşmadan arabanın yanına gelip bindik. Ağaca'ya bu firar Vatikan'a dek özgürlüğünü verirken görevini ihmal eden Atilla Serpil'i kötü bir son bekliyordu. 27 yılımın, yani yıl 1979, 26-27 yılımın ödediğim bedellerin maliyetidir o, Ağaca'nın gittiği gece. Ben profesyonel bir şekilde olaya dahil edildim. Geçici bir yardım talebinde bulundular. Yardım etmemi istediler. Ben elimden geleni yaptım. Eyvallah. Ama Ağaca'nın gittiği gece görev kusuru işledim gerekçesiyle 13 sene bir fiil cezaevinde kaldım. Yani bana cezaevinde kalma şartlarını ortadan kaldırmaya hazırız ki senin konumun buna müsait diyenler beni o gece görev kusuru işlediğim yönünde azarladılar ve benimle de hukuklarımı zaten kestiler. Görevi ihmal eden Serpil yıllar yılı üstündeki Ağaca gölgesini atamadı. Ben son 5 yıldır tamamen başka bir isim altında belli bir bölgede gazetecilik yapıyorum. Benim oradaki misyonum kesinlikle ve kesinlikle Mehmet Ali Ağaca'yı sağ ve ayakta tutmaktı. Yani can güvenliğine yönelik herhangi bir tehdit oluştuğunu hissettiğim an çok kısa süre içerisinde Mehmet Ali Ağaca'nın etrafına bir güvenlik çemberi oluşturabilecek yapıyı haberdar etmekti. Bu tedbiri alma imtiyazım vardı. Yeteneğim de vardı. Ha, anlaca edildim mi bir taraftan? Evet edildim. Bu ülke o kadar sahipsiz değil. Ağaca kaçırılmış ve doğrudan Abdullah Çatlı'nın evine yerleşmişti. Bir an önce yurt dışına çıkartılması gerekiyordu. Pasaport hazırlanması için paraya ihtiyaç vardı. O günlerde Ülkücü Gençlik Derneği Genel Başkanı olan Muhsin Yazıcıoğlu pasaport için para bulunması için çok ilginç bir ismi aradı. Aradığı ülkücü Mehmet Şandır'dı.
Yazıcıoğlu mahkemede verdiği ifadede Çandır'dan istediği para miktarını anlatıyordu. Mehmet Çandır'a telefon ettim. 100 bin lira ondan istedim. 50 bin lira bulabildiğini belirterek Ankara'ya kendisi gelerek parayı verdi. Mehmet Çandır'ın o günlerde Papa suikastı sonrası Ağca'ya yardım ettiği gerekçesiyle yargılanan Musa Serdar Çelebi ve Yılma Durak ile ortak bir şirketi bulunuyordu. Abdi İpekçi suikastın icrasından önce kim olursa olsun kimse haber vermedi. Sonra Oral Çelik'ten öğrendiğime göre kendisi cinayetten sonra İstanbul Ülkücülerinin şefi Yılma Durak'ı haberdar etmiş. Mehmet Çandır bugün MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ağca'nın serbest bırakılmasından sonra Ağca'nın ülkücü olmadığı, bu olayı tarihin yargılaması gerektiği yönünde demeçler verdi. Hatta Hodri Meydan diyerek Mehmet Ali Ağca hayatının hiçbir döneminde MHP'li ve ülkücü olduğunu beyan etmemiştir. Böyle bir yazılı veya görsel belge yoktur iddiasında bulundu. Nasıl kendimizi savunalım, nasıl komünizme karşı koyalım, işte nasıl bildiri dağıtalım biliyor musunuz? Yok. Sokaklara yazı yazılıyordu biliyorsunuz. Ankara'da bütün sokaklar bildiriyle, yazıyla doluyordu. Bak, birkaç kez bildiri dağıttık, birkaç kez yazı yazdık. Böylece bu safhaları diyorum açtık yani. Her şey bir yana, acaba Şandır'ın Ağca ile ilişkisi var mıydı sorusu şimdi daha da merak ediliyor. Ülkücü hareketin o dönemki lideri Muhsin Yazıcıoğlu, Ağca'nın kaçırılmasında neden Çandır'dan yardım istemişti? Sonunda gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra Ağca Erzurumlu ülkücü Timur Selçuk'un yardımıyla İran'a kaçırıldı. Timur Selçuk sonraki yıllarda Mehmet Ağar'ın genel başkanı olduğu Doğru Yol Partisi'nde seçim işlerinden sorumlu başkan yardımcılığı ve milletvekili adaylığına kadar yükselecekti. Ağca İran'da tutunamadı. İran İslam Devrimi'nin en ateşli ve en kanlı günleriydi. Yeniden Türkiye'ye döndü. Haberleri veriyoruz dedi. Mehmet Ali Ağca dün ölüm cezasına çarptırıldı. Ya bütün beynim karmakarışık oldu. İran'dan, özgürlükten geliyorum ve adımımı atar atmaz tam aynı dakikada ölüm cezasını duyuyorum. Beynim karmakarışık oldu. Derhal radyoyu attım, çıktım evden, İran'ı gördüm. İran, ya dedim, ben buraya ölüm cezasına mı geldim? Nasıl olur? Arkadaşlara küfrettim, bütün dünyaya küfrediyorum. Nasıl olur diyorum, bana söylemediniz ki mahkeme var. Ve Çatlı'nın evine yerleşti. Ve bugün avukatlığını yapan, o yıllarda gümrükte çalışan eski cezaevi arkadaşı Doğan Yıldırım'dan Avrupa'ya kaçış için yardım istedi. İstanbul'a geldim. Bazı arkadaşlarla görüştüm. Bunlardan birisi bana pasaport bulabileceğini söyledi. Fakat 1000 mark karşılığında bir Hindistan pasaportu bulacağını söyledi. Ben de iyi dedim, bulalım. Bu adam gitmiş. O 1000 markı nereden buldunuz? O zaman biliyorsun, arkadaşlar yardım ediyordu yani. Gene aynı. Evet, aynı çevre yardım ediyordu. Birçok arkadaşlar vardı. Bakın, bu gitmiş Abu Zer Uğurlu'nun adamlarından birinden. Abu Zer Uğurlu'yla çalışan adamlardan birinden. Abu Zer Uğurlu'nun haber olduğunu kesinlikle bilmiyorum. Onu görmedim ve tanımadım. Bu vatan hainlerini görmek de tanımak da istemiyorum. Yok olsun suç örgütlerim. Hepsi yok olsun, aşağılık adamlar. Onlar mı? Evet. Bu pasaportu satın aldım. Bu pasaportla Nihat Erim olayından sonra İstanbul'dan kaçmak zorunda kaldım. Nihat Erim öldürüldü. Ben İstanbul'da genel arama olacağı korkusu içindeydim. Sonra tabii o görüştüğüm evin, sonra işte Çatlı'nın hatıralarında falan yer aldığı gibi Çatlı'nın evi olduğunu sonra öğrendim. Ben esasında pek de sormam yani kimin evidir, nedir diye. Bir 7. kat veya 8. kat Bağdat Caddesi'nde, öyle hatırlıyorum. Orada bir yerde, Erenköy'de görüştüm bir iki sefer. O zaman yardımcı oldum. Çok acil, kısa sürede idam cezası mecliste onaylandı. Ve yakalandığı takdirde idam olacaktı. Belki bir gün, tarihin bir döneminde bu gerideki güçler bulunur.
belli olur. Buna yapılan haksızlıktır düşüncesiyle o zaman bir yardım talebini geri çevirmedim. Yardımcı oldum. Nedir yardımım? İşte pasaport çıkarmasına yardımcı oldum. Yurt dışında Bulgaristan'da paraya ihtiyacı olduğu zaman Abdülzer Uğurlu'ya rica ettim. Metin diye bir arkadaşım var orada. Bana buna bir 1.000 lira, 2.000 lira bir yardımda bulundurabilir misin dedim. Arkadaşım olduğu için Abdülzer Uğurlu telefon etti Ömer Mersan'a, oradaki adamına. Sana Metin diye biri gelecek, ona yardım yap dedi. Yani ihtiyacı varsa 1.000 lira, 2.000 lira neyse ver dedi. Bu yardımın yapıldığını biliyorum. Yani Ömer Mersan. Ağaca. Pasaport dedi. Yogin Nersing adlı bir pasaport. Adı kimdi? Yogin Nersing denilen bir pasaport. Kapıkule Gümrüğü'ne gittim. Yine üçüncü bir arkadaş geldi. Orada biliyorsunuz tanıdık birisi vardı. Bir otostopla Yugoslav vatandaşlarıyla birlikte Bulgaristan'a geçtim. Yine ülkücü arkadaşlarının çabalarıyla bu defa Bulgaristan'a kaçtı. Kaçış öyküsünde gümrük görevlileri ise kilit rol oynadı. O günlerde Musa Serdar Çelebi ve bugünkü avukatı Doğan Yıldırım da gümrük kontrolörü olarak çalışıyordu. Ne kadar para vardı yanınızda? Bakın o zaman yaklaşık 3.000 dolar vardı. Bunu da genelde bu nasıl elde ettim biliyor musunuz? Kapıkule gümrüğünde bir gümrükçü arkadaş vardı. Topladı kendi arkadaşlarından. Benim önce 1.000 dolar yaklaşık 1.000 dolar vardı, yetersizdi. Bu adam 2.000 dolar topladı bana. Kapıkule'deki memurlardan topladı. Fakat avcı demedi kesinlikle. Bir arkadaşım acile, paraya ihtiyacı var. Yok 100 dolar sen biliyorsun. Gümrük hikaye, gümrükçüler. Para bu. Değil. Gene ülkücü çerçeve içinde oluyor ama bu. Adam zannederim ülkücü fakat ülkücü çerçeve mi yok bilmiyorum. Kendi arkadaşlarından, gümrükçü arkadaşlarından biraz para topladı hepsi bu. Ondan gidiyor. Hepsi bu. Evet. Ne kadar iyi insanlar varmış hayatta. Evet. Yani iyi insanlar. Esasında İtalya'da da bir hakim bana dedi ya bu kadar iyilik olur mu? Dedim ya olur biz Türk'üz yani. Ben arkadaşlara dedim ki ya işte biraz para mümkünse eğer şey yapabilirseniz onlar öyle toplamışlar aralarında. Sonra tabii öğrendim ben. Böyle bir yardım oldu. 2000 dolar mı topladı gümrük memuru? 2000 dolar veya işte 1500 dolar bir para, cüzi bir para yani. Onu orada Ömer Mersan bekliyordu. Bir ülkücü olan Mersan, sonraki yıllarda polisin Sedat Peker çetesi diye nitelediği örgütün yurt dışı sorumlusu olarak yeniden adından söz ettirecekti.